hafta ders yapmaya hazır mısınız? Evet. Hadi o zaman ısınma hareketleriyle başlıyoruz. Affedersiniz, hemen geliyorum. Efendim? Selam, neredesin? Kreşteyim, derste. Ne kreşi? Söylemedim değil mi? Ben haftada bir gün kreşte dans dersi veriyorum. Çok iyi ya, aferin sana. Evet. Çok zevkli. Tahmin ediyorum. Öğle yemeğini birlikte yiyelim mi diye aradım ben. Akşama provam var, çok yoğunum. Bitince ara o zaman. Akşam yemeğine çıkarız halin kalırsa. Bakalım, ararım. Telefonunu bekliyorum. Sen de yarın Eda ile Londra'ya gidecek misin? Yok, o yalnız gidiyor. Niye sordun? Hiç, öylesine. Beni şimdi aradı gidiyorum diye. Sen nereden biliyorsun? Necat'la konuşurken duydum. Fuar varmış galiba. Bahanesi o. Necat'ı bir an önce toparlayıp buraya getirsin diye gidiyor. Kapatmam lazım, çocuklar bekliyor. Tamam, ara ama bekliyorum. Sana da. Karşılama. Neredesin kaç gündür? Diğer soruya geçelim. Soru sormak yok, ilişkiyi sorgulamak yok. Hayatımda var mısın, yok musun bilmiyorum. Yoğun bir iş günümün ortasında buradayım. Hmm. Ben hep kısıtlı zamanlarla yetinmek istemiyorum Namık. O zaman zamanımızı boşa harcamayalım. Neden dayanamıyorum sana? Neden karşı koyamıyorum? Çünkü ben karşı konulmaz bir adamım. Sen megalomansın. Bunun kime ne zararı var? Harikaydın. Ne işin var burada? Bekledim. Sen aramayınca akşam yemeğini garantiye almak için geldim. Vakit bulamadım. Bittiyse çıkalım mı? Benim eve gitmem lazım. Yapma ama. Buraya kadar geldim bak. Annem hastaneden yeni çıktı. Yalnız bırakmak istemiyorum onu. Yalnız değil ki. Yanında kaç kişi var? Olsun. Lütfen Zülen. Kırma beni. Uzun kalmayız söz. Bir, en geç iki saat. Ben hazırlanayım. Uzun sürmez, hemen gelirim. Bakalım, göreceğiz. Arkadaşım. Arkadaşına söyle, ona aşık olabilirim. Hayatımın geri kalanını onunla birlikte geçirebilirim. Çöllerde su kuyuları açabilirim. Üf, git başımdan deli. Değer ama, çok yakışıklı. Üf.
Çıkıyorum ben. Alo. Anneciğim. Ha, canım. Nasılsın bir tanem? İyiyim yavrum. Sen nasılsın? Okuldayım ben şimdi. Çıkıyorum da Namık geldi beni almaya. Bir yerde oturacağız. Biraz geç kalırım, merak etme. Çok geç kalma ama. Yok yok. Bir iki saat falan. O kadar. Oo. Peki yavrum. Selam söyle Namık'a. Tamam söylerim. Öpüyorum. Ben de kızım. Namık okula gitmiş onu almaya. Bir yerde oturacaklarmış biraz, ona haber veriyor. Allah Allah. Çok güzel dans ediyorsun. Salonda bir tek beni gördüğün için böyle söylüyorsun. Bir de sor bakalım neden bu kadar çalışıyorum. Ben gördüğümden hoşlandım. Sizin de sponsor olduğunuzu bilmiyordum. Evet. Gördüğün gibi sanatla çok yakından ilgileniyoruz. Annem için de önemli bu müzayede. Doğru ya. Feride Hanım meraklı antikalara. Özellikle bu aralar. Herhalde gelir müzayede değil mi? Ayrıca ben davet ederim ama haberi vardı zaten. Var tabii. Aslında biz dolaylı olarak katılıyoruz bu müzayedeye. Anladım. Sizin yerinize başkası satın alacak. Hayır, satacak. Annem bu yıl en değer verdiği hatırasından ayrılacak müzayedede. Benim için önemli değil. Ama annem üzülüyor. Neyse kapatalım bu konuyu. Çok iyi anlıyorum. Merhaba. Aa, merhaba. Aramışsın, arayamadım. Bir ara konuşuruz. Önemli değil. Ben Eda ile hallettim. Ha, tamam o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Benden Sekin'e Eda yakalanıyor. Senden daha çok çalışıyor galiba. Hayır. Bütün işleri o hallediyor. Bütün seyahatleri o gidiyor. Yarın Londra'da fuarda mesela. Oo, o keyif Eda için. Londra'yı çok sever. Bütün öğrencilik hayatı orada geçti. Necat da orada. Artık yarın akşamdan itibaren Londra'nın altının üstüne getirirler. Bence de. Onlar eskiden çıkıyorlar mıydı? Hayır. Bildiğim kadarıyla ayrı. Birisi kız kardeşin, birisi de en yakın arkadaşın. Nasıl bilmiyorsun? Böyle bir şey olsaydı mutlaka haberim olurdu. Yoksa bildiğin bir şey mi var? Benden bir şey mi saklıyorsun? Hayır, belli mi olur? Ateşle barut. Ben karşımdaki ateşten başkasını konuşmak istemiyorum artık. İyi ki geldik buraya Namık. Moralin düzeldi. Necat'la kaç seneden beri arkadaşsınız? Yine bir manevrayla değişti konu. Gerçekten ilk öğretim diye kalmış aklımda. Yok. Necan sonradan sınavı kazanıp geldi bizim okula. Liseden beri arkadaşız. Kaşları çatık bir oğlandı. Çok havalıydı. Ben de biraz çelimsizdim. Boyum da ondan kısa. Baktım kızların ilgisi ona kaydı. En yakın arkadaşı oluyordu. Tamamen planlı yani.